Gerçeğin sesi, hakikat haber. Yollarla kol kola, gönül gönüle, Yeni Kapı'da tüm dünyaya Türk milletinin gül sesiyle ses verdik. Türk milletinin tarihin en zor dönemlerinde dahi el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden geldiğini bugün iç ve dış hain odakların, FETÖ terör örgütünün ve yandaşlarının planladığı kara darbeyi engelleyip milletin aydınlık geleceğinin sesini verdik. Evet, bir darbe girişimi milletin direnciyle kahraman Türk ordusunun yiğit evlatlarının ihtilali içeriden engellemesiyle polis kardeşlerimizin cesur mukavemetiyle el ele, göğüs göğüse bu hain darbeyi engelledik. Ama maalesef 250 kardeşimizi şehit verdik. 50 özel harekatçı kardeşimizi şehit verdik. Askerimizden, sivillerden şehitlerimiz var. Maalesef bugün Şırnak'tan, Kızıltepe'den, Sur'dan kara haberler geldi. Şehit haberleri geldi. Sayısı net değil. Ve her gün arka arkaya da gelmeye devam ediyor. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz gecesi ve gününde 1500 yaklaşık olarak 1500 yaralımız vardı. Biz bugün de hatta bir yaralı kardeşimizi ziyaret ettik. Tüm yaralı kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Tabii ki ihtilaller kalıcı değil. Bu günler geçecek. Milletimizin milli direnişiyle bunun üstesinden geldik ama siyasette bugün maalesef karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Büyük Birlik Partililer ve alperenler olarak 23 yıldır verdiğimiz yiğit mücadele bir takım çapsız medya mensupları tarafından çarpıtılmak isteniyor. Son birkaç gündür dikkat ettiyseniz Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, genel merkez yöneticilerimiz ve hatta vatanı için, milleti için, devleti için şehit verdiğimiz liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı da ismini itibarsızlaştırma ve haşa kirletme operasyonuyla karşı karşıyayız. Bir delil yok, ispat yok. Çamur at izi kalsın hesabı kendi karalamalarının arasından şehit liderimizin ismini zikrediyorlar. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin ismini zikrediyorlar. Latin midir, latife midir? Ne ediyor belli olmayan FETÖ'nün 40 yıllık zarlığını yapmış olan bu alçaklar bizi karalama çabasındalar. Unuttular ki biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. 23 yıldır kendi öz alın terimizle siyaset yaptık. Hiçbir yerden destek almadık. Hiçbir yerden yardım almadık. Sadece ve sadece kendi maaşlarımızla, kendi kazançlarımızla, kendi çoluk çocuğumuzun rızkıyla bugüne kadar siyaset yaptık. Ben şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun partiyi kurduğu günden bu yana Büyük Birlik Partisi'ndeyim. Ve şehit liderimizin hangi zorluklarla, hangi
sıkıntılarla siyaset yaptığını çok iyi biliyorum. Ve her türlü vaatleri, destekleri de elin tersiyle itmiştir. Bu medya bazında da olabilir, para baronları tarafından da olabilir. Hiç kimsenin görünmeyen desteklerini kabul etmedi. Bu latife midir, latif midir? Diyor ki, ben işte saman pazarımı dedi, kestane pazarımı, işte Fethullah Gülen'le biz oturuyorduk imamlarla. Daha yeni mi ayrılmıştı, ayrılmak üzere miydi? İşte Muhsin Yazıcıoğlu da geldi. Dedi ki, biz bir dava hareketi başlatıyoruz. Davanın içeriğini anlattı. Fethullah Gülen de dedi ki, iyi olur, iyi olur dedi. Diyor, bakın, bir medya kanalında Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin mesajını okudu, diyor ki, kınıyorum diyor. Genel Başkanımız, yani iyi olur, iyi olur dedi. Delil var mı? Yok. Görüntü var mı? Yok. Hiç şey yok. Şehit dilerimiz Hüsnü Yazıcıoğlu, o günün şartlarında, parti kurmadan önce ve kurduktan sonra, tüm cemaat liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, manevi kanaat önderlerini ziyaret ederek davasını, misyonunu, düşüncelerini anlattı. Biz biliyoruz. Dolayısıyla o günün şartlarında medyanın sıkıntılı olduğu dönemde toplum üzerinde kanaatleri olan kanaat önderlerini ziyaret ederek fikirlerini ve düşüncelerini anlattı. Bunda bir olumsuzluk var mı? Beni destekleyin. Böyle bir şey yok. Para yardımı yapın. Böyle bir şey yok. Maddi manevi destek verin. Böyle bir şey yok. Şehit liderimiz hiç kimseden medet ummadı, medet de almadı. Bu anlamda şehit liderimize isnatta, ithamda bulunanları en ağır bir şekilde kınıyorum. Ben İstanbul İl Başkanı ve aynı zamanda Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim. Genel merkezimizin yıllardır kirasını ve giderlerini Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin verdiği aidatlarla hangi zorluklarla ödediklerini, karşıladıklarını ben şahidim. Görüyorum. O hangi şerefsizmiş, para yardımı yapan çıksın, ispatlasın. Hangi alçakmış, Büyük Birlik Partisi'ne destek vermiş denilen alçaklar ispat etsinler. İspat etmeyen alçaktır. İtham eden alçaktır. Büyük Birlik Partisi'ne, genel başkanına, genel başkan yardımcılarına, partililere, alperenlere leke sürmeye çalışanlar kendileri lekelidir. Kendileri kirlidir. Kendileri yıllarca bir yerlerine zararlarını yapmışlar. Bir yerlerine kapılarında köpeklik yapmışlar. Büyük Birlik Partisi'nin yani havlayarak çamur atmaya çalışıyorlar. Biz, bakın biz alperenimiz. Biz Müslüman Türk milletinin tarihin değerliliklerinden bugüne kadar tüm değerlerini siyasi manzume haline getirmiş, hiçbir yerden destek almamış, tamamen milletinden destek almış ve Rabbine yaslanmış tek siyasi hareketiz. Şehitlerimiz derdi ki, biz karanlık odakların, derinlerin siyasi hareketi değiliz. Biz derin milletin, derin Türk milletinin siyasi hareketiyiz demişti ve biz genel başkanımızla birlikte, genel merkezimizle birlikte bu düsturla, bu çizgide siyasetimize devam ediyoruz. Bize hangi algı operasyonu yapılırsa yapılsın, hangi çamur atılmaya çalışırsa çalışsın, o çamur kendilerine döner. Bize dönmeyecek. Bakın, biz bugüne kadar 23 yıl, 24 yıla yaklaştı. Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partililer ve alperenler olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun gençleri, yiğitleri, alperen gençlik olarak, alperen yürekli Büyük Birlik Partililer olarak vatanımızın, milletimizin, bayrağının yanında olduk. 25 gündür de meydanlarda milletimizle birlikte alsancağımızın altında demokrasi nöbeti tuttuk. Hür irademizin, milli irademizin, geleceğimizin bekçiliğini yaptık. Bunu hiç kimsenin adına yapmadık. Hiçbir siyasi hareketin, siyasi partinin bilmem nenin adına yapmadık. Bunu sadece ve sadece Türk milleti adına yaptık. Ve bundan sonra da vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında olmaya devam
Hiç kimse bizim misyonumuzu, bizim çalışmalarımızı, bizim faaliyetlerimizi, bizim hareketimizi engelleyemeyecek. Bize ne yaparlarsa yapsınlar, biz küllerimizden 10 kere tekrar doğarız. Biz bizim milletimize verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Hiçbir yargı da dahil kurum ve kuruluşa verilmeyecek hesabımız yok. Ekşi yemedik ki midemiz ekşisin, karnımız ağrısın. Yıllarca eğer FETÖ terör örgütü bu ülkenin tüm kurum kuruluşlarına, birimlerine kadar, iliklerine kadar indiyse bunun müsebbibi biz değiliz. Her gün onlarca şehit veriliyorsa bunun müsebbibi biz değiliz. Eğer komşularımızla savaş halinde, komşularımızla yüz binlerce insan katledildiyse komşu devletlerimizde bunun müsebbibi biz değiliz. Dolayısıyla bu ülkeyi bu hale getirenler hesabını verecek, biz değil. Yıllardır bir cemaatten bu ülkeye kadro devşirenlere biz ne oluyoruz kardeşim? Cemaat devleti mi oluyoruz? Cemaatin haricindekiler gidip çayırdan ot mu yiyecek dediğiniz zaman sus derlerdi o zaman. Bir sürü nedenler de vardı. Bugün o hata yapanlar Büyük Birlik Partisi'nin çizgisine geldiler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisine geldiler. Alperenlerin çizgisine geldiler. Genç oldu ama bizim çizgimize geldiler. Ama hata yapanlar hesabını kendileri verecek. Biz değil. Allah'a şükür. Ama ülkenin şartları ne olursa olsun, hangi olumsuzluklar olursa olsun, hangi sıkıntılar olursa olsun, biz Allah için, vatanımız için, milletimiz için mücadelemize devam edeceğiz. Şehit liderimiz derdi ki, arkadaşlar, bizim sayısal ağırlığımız yok. Ama bizim siyasi ağırlığımız var. Bizim özgün ağırlığımız var. Bizim bu gücümüz var derdi. Evet, bizim sayısal ağırlığımız olmayabilir. Sayısal ağırlığın hiçbir önemi yok. Ama bizim özgün ağırlığımız var. Bizim doğru bir istikametimiz var. Doğru bir hedefimiz var. Ve biz inşallah bu doğru yürüyüşümüzle, doğru istikametimizle başaracağız. Bu milletimiz, bu millet, Yüce Türk milleti bir gün nasıl ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetini şehit olduktan sonra anladı. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının kıymetini de ülke daha zor duruma düşmeden anlayacak diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar, konuşmanın içerisinde alamadığınız bir bilgiyi, sormak istediğiniz bir konu varsa sorularınızı alalım. Başkanım, bu atılan iftira ile ilgili tarih ya da yer söyleniyor mu? Efendim? Tarih ya da yer söyleniyor mu? Neyle ilgili anlayamadım? Atılan iftira ile ilgili, işte geldi, beraber oturduk, konuştuk. Fethullah Gülen'le. Bu Latif Erdoğan denilen adam diyor ki İzmir'de saman pazarı mı, kestane pazarı mı? Kestane pazarında diyor. Bir yurtta imamlarla oturuyorduk diyor. Bakın, özel görüşme genelin huzurunda olmaz. Evet. Yani özel bir destek talep edilmiş olsa, değil mi? Özel görüşme olur. Birebir gidilir, baş başa konuşulur. Böyle bir şey yok. Yani toplumda diyor ki zaten, geldi diyor, o zaman parti marti de demedi diyor. Açın arşivleri, göreceksiniz. Parti marti de demedi diyor. Bir hareket bir şeyler dedi diyor, hareketten bahsettiriyor yani. Yani Muhsin Yazıcıoğlu, Nizam-ı Alem İlahi Kelimetullah davasının davacısıyız diye orada kendi mefkuresini anlatmış. Anladığım kadarıyla. O da iyi olur inşallah, hayırlı olur demiş. O Pensilvanya'daki yaşayan herif. Dolayısıyla bir tanesi o. Öbür Nurettin Deren herif de yine o FETÖ'nün uzağırlığını yapanlardan bir tanesi.
Diyor ki, cemaat paralel Büyük Birlik Partisi'nden maddi destekte bulunmuş diyor. Bulunmuş diyor, bulundu demiyor. Bakın, 40 yıl çalıştım diyor. Ben Çiller'le çalıştım diyor, görüntüleri var. Evet. Özal'da çalıştım diyor, görüntüleri var. Demirel'le çalıştım diyor, görüntüleri var. Daha sonra da devam ediyor. FETÖ'yle de görüntüleri var. Orta Asya'daki okulların açılışlarında da görüntüleri var. Peki, nereden biliyorsunuz diyor, aklıma gelmedi moderatörün ismi, maddi destek verdiğini nereden biliyorsunuz diyor. Diyor ki, onların hani ayrıldı da milletvekili oldu ya şimdi diyor, bir tane vekil vardı diyor, Topçu mu diyor, yok, Selçuk Özdağ mı, yok, Metin Gündoğlu'yu söylüyor. O dedi diyor. Peki delil var mı? O dedi diyor. Yani yine kendisinden bir şey yok. O da ne dedi, ne demedi onu da bilmiyoruz. Ya bu kadar mı şerefsizlik oldu? Ya olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Bakın, Türkiye olağanüstü bir durumdan geçiyor. Şehit haberleri geliyor. Yani darbeleri önledik ama sıkıntı bitmedi kardeşim. Yani her gün 5 tane, 10 tane şehit veren bir ülkeyiz bugün. Yani olağanüstü bir halden geçiyoruz. Yani bu kadar mı alçaktır, şerefsizlik, kahpeli olur ya? Gitmiş bilmem kimin, vatana ihanet edenin, bu ülkeye ihanet edenin yanında yaşamış, hangi kahpelikleri, kendi kahpeliklerini anlatsın gelsin. Bir tane, yani bir tane parmak ucu kadar Büyük Birlik Partisi'ne bugün Türk siyasetinde en temiz, en yalın, en sade, dosdoğru tek bir hareket Büyük Birlik Partisi ve Müslüm Yazıcıoğlu arkadaşları ve Alperenler var. Ya bunu nasıl kirletirizin peşinde? Gidin kardeşim, kendi hesabınızı kendiniz verin. Bize niye ulaşıyorsunuz? Bırakın, biz ülkemiz için kendimizi adamışız. Mücadelemize devam edelim. Latif Şimşek. Yine bu da Latif. Hepsi Latife bunların ya. Diyor ki, Melih, bilmem ne, iyi nokta Melih. Diyor ki, Mustafa Destici FETÖ'cü. Mustafa Destici'nin, ben Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantılarına katılıyorum. İl başkanıyım, il başkanı toplantılarına katılıyorum. Sayın Genel Başkanımız şunu söylüyor. Diyor ki, benim FETÖ'cü olduğumu, benim FETÖ'yle görüştüğümü, telefonla görüşmemi, bir yemeğim, bir çayım, bize bir yardımı, desteği, bir hukukum olduğunu tespit eden, ispat eden olursa genel başkanlığı değil, siyaseti bırakacağım. Ulan bir tane alçak çıkıp da demiyor ki, buyur sana kardeşim ispat et, demiyor ya. Ha neymiş, seçimlerde siz işte paralelin televizyonuna çıkmışsın. Ne yapsın kardeşim? Tüm televizyonları kapatmışsınız adam, nerede açık kapı bulursa oraya gidiyor. Mecbur gidecek. Yani biz de söyledik sayın genel başkanım, burada bir kirli savaş var dedik. O da dedi ki, kardeşim ne yap, nereye gidelim ya, bir şekilde halkıma sesimi duyurmam lazım. Nereye gideyim, nerelere gidelim, yani meydanlara inemiyoruz. Araçlarımız, gereçlerimiz yok. Bakın, genel merkeze, işte Büyük Birlik Partisi'ne paralelin desteği var diyen alçaklara ben şunu söylüyorum. Büyük Birlik Partisi genel merkezinin ses düzenini İstanbul'daki arkadaşlarımız cebimizden para toplayarak biz gönderdik. Evet, Büyük Birlik Partisi'ne kim destek vermiş? Açıklıyorum ben şimdi burada. İstanbul'daki milletvekili adaylarımızla il yöneticilerimiz, kendi cebimizden topladığımız 300 lira, 500 lira, 1000 lirayla ses düzeni aldık, genel merkezimize gönderdik. Genel merkezin bugün bir tane seçim otobüsü yok. Hangi alçak vermiş? Niye vermemiş? Neredeymiş paralar? Bu Akın İpek denen hain herifin 20 küsür tane milyon dolarlık arabaları çıktı garajından. Ulan bir tane arabasını bize verse 2 senelik genel merkez gidilerimizi karşılayacak. Abi nereden geliyormuş bu para? Nereden geldi? Niye gelmiyor o zaman? Niye gelmemiş ya? Bir tane arabasını, özel aracını, garajındaki bir tane aracını Büyük Birlik Partisi'ne verse bizim 2 yıllık genel merkezin giderini karşılayacak arkadaşlar. Ayıptır, günahtır arkadaş ya. Müslümanız. Hepimiz Müslümanız. Lütfen, lütfen, lütfen sükunete davet ediyorum. Adalete davet ediyorum. İnsanlığa davet ediyorum. Hakkaniyete davet ediyorum. Seviyeye davet ediyorum. Kaliteye davet ediyorum. Dürüstlüğe davet ediyorum bu insanları. Bakın, sizi tenzih ediyorum. Bağışlayın. Şu satılmış kalemler, satılmış medya lütfen insan olsunlar. Lütfen insan olarak aslına rücu etsinler. Yaratılış gayesi
ne dövsünler. Bu kadar mı olur? Bu kadar mı kirlilik olur ya? Ayıptır ya. Bırakın işimizi yapalım kardeşim. Biz siyaset yapıyoruz. Yani biz yani sizinle uğraşmıyoruz. Bir cederleşmemiz yok. Biz Alper Ocaklarımız pırıl pırıl vatanı, milleti, devleti için gençlik yetiştiriyor kardeşim. Bir tane Alperen'den, bir tane Büyük Birlik Partisi'nden bu ülkeye yanlış mı gelmiş, hata mı gelmiş, kusur mu gelmiş? Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkanım, bu iftiraları atanlar hakkında herhangi bir hukuki bir süreç başlatılacak mı veya başlatıldı mı? Evet, şu anda olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bugünün şartlarına göre ya da bu süreçten sonra hukukçularımız burada da var, İstanbul Teşkilatımızda da hukukçularımız var. Genel merkezimizde de hukukçularımız var. Tabii ki biz bu ülkede yaşıyorsak, hukuk varsa ki var, adalet varsa ki var, biz adaletin tecelli edeceğini ve biz hukuki olarak da hakkımızı arayacağımızı buradan ilan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki başkanım, bununla yapılmak istenen nedir? Yani şimdi teşkilatları güçsüz olan partileri yok saymak mı? Yani gazetecilerin yapmak istedikleri bu mu? Konuşun. Yani, Büyük Birlik konuşanlardan bahsediyorum. Büyük Birlik Partisi siyasi hayatında yakaladığı her ivmede mesela bir fırsat yakalıyor, öne açılıyor, bir şekilde önü kesiliyor. Biz uyandık artık. Bizim önümüzü kimse daha kesemez. Biz o algıyla malgıyla bilmem neyle de bizi daha kandıramazlar. Bu milleti de kandıramazlar artık. Türk milletini de kandıramayacaklar. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi siyasi partilerin içerisinde en temiz, en sade, en de bu milletin değerleriyle değerlenmiş yegane parti. Şehit liderimiz Hüseyin Yazıcıoğlu ile ilgili de sağlığında derlerdi ki ya iyi has çok temiz pırıl pırıl ama geleriz ya derlerdi. Ama şehadetinde 2 milyon insanın cenazesiyle, tekbirleriyle, gözyaşlarıyla ebediyete uğurladık. Şimdi biz Hüseyin Yazıcıoğlu'nun, bu arkadaşlarının bir başka siyasi hareketle, siyasi partiyle bilmem neyle işi olmaz. Bizim davamız Hüseyin Yazıcıoğlu'nun davası. Bizim davamız milletimizin davası. Bizim davamız milletimizin geleceği. Bizim davamız Allah'ın emirleri. Bizim davamız gençliğimiz. Gençliğimizin geleceği. Bu anlamda ne yediği belli olmayan, nereden beslendiği belli olmayan Türk medyasında bir şekilde yer bulmuş bazı zümreler işte bu şekilde karalamaya çalışıyorlar. Sadece algı dediğimiz hadise. Kirletme operasyonu. Ama bizi kirletemeyecekler. Peki, bize leke süremeyecekler. Çok önemli bir konu aslında. Bütün medyada da çıktı. Şehit Hüseyin Yazıcıoğlu'nu şehit edenlerin paralel yapı FETÖ'cüler olduğu söylendi. Bu ilk günlerde. Onun üzerine böyle bir iftira nasıl oluyor? Bakın, şehit liderimiz 2009 yılının 25 Mart'ında helikopteri iç ve dış karanlık odaklarının bir operasyonuyla bir suikast sonucu şehit edildi. Bizim hukukçularımız, genel merkez yöneticilerimiz, genel merkezdeki ailenin, şehit liderimizin ailesinin avukatları toplamış oldukları, derleyip toparladıkları belge ve bilgileri yargıya verdiler. 138 dosyadan ibaret belgemiz var. Net. Nerede kusur var, nerede hata var, nerede suç teşkil eden unsurlar vardır, nerede şaibeli isimler var, karanlık isimler var, olayda ele olanlar var, dahli olanlar var. Dosyalandı, yargıya verildi. 9 kişi bu süreçte içeri alındı, bırakıldı. Bunlardan 2 tanesi Cumhurbaşkanı'nın otelinde Cumhurbaşkanı'nı almaya giden veya Cumhurbaşkanı'na operasyon yapan askeri timin içerisinde. Bunlar alındı, tutuklandı, cezaevindeyken daha sonra serbest bırakıldı. Hatta şehit liderimizin dosyası 15 Temmuz'dan bir hafta önce biliyorsunuz taksitli kararı verildi. Bu kadar delil olmasına rağmen, belge ve bilgi olmasına rağmen taksitli kararı verildi. Kaç sene sonra? 7 yıl sonra. Peki bu iki kişi şehit liderimizin
düşen helikopterindeki parçaları, o teknik önem arz eden parçaları çalan Ayhan neydi o? Soy ismini unuttum. Asubay, Cumhurbaşkanı'na operasyona giden askeri timin içerisinde. Ne oldu şimdi? Diyorlar ki İyi Melik de aynısını söylüyor. Musun Yancıoğlu'nun dosyası açılacak. Ulan sen belediye başkanısın. Hakim misin? Avukat mısın? Savcı mısın? Diyor ki Musun Yancıoğlu'nun davası açılacak. Sana mı kaldı? Hem Musun Yancıoğlu'nun davası açılacak diyor bir belediye başkanı. Öbür taraftan FETÖ'cü Büyük Birlik Partisi şey diyor. Beller diyor. Ya bir garabet kardeşim. Müthiş bir kirlilik var. Biz bakın sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ülke olarak millet olarak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Millet olarak biz bunun imtihanını verdik. Bir aydır el ele, kol kola İktidar Partisi mensupları da CHP'liler de, MHP'liler de, Büyük Birlik Partililer de ve diğerleri de kol kola meydanlarda sadece ve sadece ay yıldızlı bayrağın altında tekbirlerle Türkiye'mle ve muhtelif mehteran marşlarıyla birlikte hakikaten sesimiz, çığlıklarımız arşa yükseldi. Gönül birliği yaptık. Lütfen bu tür basit hesaplar yapmasınlar. Herkes işine baksın. İktidar işine baksın. Muhalefet işine baksın. Biz işimize bakıyoruz. Bizim onların hiçbiriyle işimiz gücümüz yok. Biz milletimizin önüne düşmüşüz. Milletimizin geleceğe kaygısını taşıyoruz. Gençliğimizin geleceğe kaygısını taşıyoruz. Ülkemizin geleceğe kaygısını taşıyoruz. Hesap kitap yapmıyoruz. Hesap yapsaydık daha farklı yerlerde olurdu. Büyük Birlik Partisi hesap yapmış olsaydı daha farklı yerlerde olurdu. Yardım alsaydı, destek almış olsaydı daha başka yerlerde olurdu diyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçeğin Sesi. Hakikat Haber.